küçüklüğümden beri bu işi yapmak istedim aslında. Çok severek yani yapıyorum şu anda mesleğimi. Bu şekilde geldim, buraya başladım. Arabam olsun, işte ehliyetim olsun falan diye hep düşünürdüm, hayal ederdim yani. Daha sonra işte bununla ilgili herhangi bir okul veya eğitimim olmadı. Ama ilk başta böyle arkadaşımın yanında başladım. Motor hasarlı araçları aldık. Onlarla birlikte topladık. O şekilde başladım. Ankara Şaşmaz'da falan çalıştım. Ama Bolu'da yaşamak istedim. Buraya geldim. Bu şekilde yani. Ya aslında çok fazla zorluklarla karşılaştım ben. İşte kadınsın, sanayide ne işin var, işte erkek işi falan diye çok fazla söylediler. Ama ailem her zaman beni destekledi. Onlar gerçekten çok desteklediler beni. Onun dışında işte üniversiteye gitmeden önce de pek çok yere başvurdum. İşte alın beni, öğretin, eğitim falan diye çok fazla söyledim. Onlar da aynı şekilde işte kadınsın, sanayide yapamazsın falan diye tepkiler gösterdiler. Ama bir şekilde öğrendim. Buraya kadar geldim. Yani çok zorlandığımı söyleyemem. Söyleyemem yani. Yapabiliyorum. O yönden bir sıkıntım yok. Gerçekten beni ilk baştan beri çok güzel karşıladılar. İşte iş arkadaşlarım da aynı şekilde. Çok olumlu yaklaştılar ama tabii ki de çok şaşırdılar ilk başta. İşte gelen müşteriler de şaşırıyor. Ondan sonra beni tanıyanlar da, bu işi yaptığımı öğrenenler de çok fazla şaşırıyorlar. Ama burada çok güzel karşıladılar beni. Bakımları falan yapabiliyorum. İşte onlarda sıkıntı yok. Ne bileyim işte baskı balatadır, şanzımandır falan. Onları da yapabiliyorum. Hani böyle tam uzmanlaştım dediğim bir konu yok ama şey yapmaya çalışıyorum. İyice inceliklerini öğrenmeye çalışıyorum tabii ki de. Çok iyi ya, başarılı bir. İyi yani, anlaşıldıktan sonra her şey normal. Hani eli yatkın. Hani öbür şeylere, bayanlara ders çıkarır. Hani görmeyle bu işler öğrenilir, tarifle öğrenilmez. Bakmayla. Eskiler öyle der. Ne kadar tarif edersen et, bir şey anlayamaz. Yetenekli mi? Yetenekli. Anahtar tutmayı çok güzel biliyor yani.